Kes Ama bunları. abi onu kestediğim yerlere koymuşsun. Bir tanesini koydum aslında. Yeri kesiyorum ben. Ben dedim bunu koymuş Abdullah. Evet, selamünaleyküm. Genç Derneği podcast kanalında Kafa Açan Muhabbetlere hepiniz hoş geldiniz. Görüşmek dileğiyle. Kolay mantı olun inşallah. Evet, selamünaleyküm. Kafa Açan Muhabbetlerin yeni bölümünde Genç Podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, selamünaleyküm diye açıyorum. Programın da zaten böyle başlangıç kısmını Abdullah bu şekilde uyarlamış. Bir artık ritüele dönüştü yani. Programın başlangıcı bu inşallah. Bugün de konuğumuz Serdar Kesik. Eyvallah. Serdar hoş geldin. Hoş buldum abi. Ve yine... Serdar'ın ismi bir futbolcu ismi gibi ya. Serdar Kesik. Serdar sağ ayağına vuruyor, harika bir gol. Ya bana hiç öyle gelmedi. Bana neden öyle geldi? Eyvallah. Ha, futbolcu olur, başka şey olur. Her yere gidebilecek bir isim koymuş babam. Bir seni de bir takdim etseydim, bir hoş geldin deseydim. Bir dur abi, ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. Allah razı olsun. Serdar. Evet. Valla bugün seninle aslında konuşacak hem çok şey var hem hiçbir şey yok. Evet, bakalım evet. Hayırlısı olsun. Hiçbir şey belli değil. İnşallah. Ama 20-25 dakika içerisinde bakalım neler olacak. Ama güzel hatıralarımız var seninle. Elhamdülillah. İnşallah keyifli bir sohbet çıkacak. İnşallah. Kültür yönlü İnşallah. Böyle güzel bir sohbet olacağına inanıyorum. Şimdi biz seninle ilk aslında dergi fuarında tanıştık. Doğrudur. O gün böyle alnına terlerle evet. Koşturarak yanımıza gelmiştin ve bizim kolilerimizi almıştın. Evet, Genç dergisi dizmiştik. Evet. Ve o şeyde, o fuarda da Genç Dergisi yılın en dikkat çeken gençlik dergisi olmuştu. Doğrudur. Bunu da reklamımızı yapmış olalım. Şimdi orada aslında çok güzel hizmetlerde bulundun. Hem o dergi fuarını sormak istiyorum. Yani dergi fuarı nasıldı? Genç dergi bir nedir? Ne yapar? Dergi bir ne yapar? Belki ona da değinirsin. Bir de sen dergiyle nasıl başladın? Asım abi de sanırım senin hayatında iz bırakan isimlerden bir tanesi. Belki Asım abi de hem rahmetle anmak adına hem de güzel insanların anıldığı yerlere böyle bereket yar inşallah. İnşallah. O anlamda Asım abi de almış olalım. Allah rahmet eylesin. Böyle dergilerle ilgili, dergi fuarıyla ilgili bir başlangıç yapalım inşallah. Eyvallah. Bismillah. Benim bir dergicilik serüvenim, bir yazarlık eğitimine katılmıştım. Bu yazarlık eğitiminde eğitimi veren hocamız bizden bir yazılar istemişti. Ben de ona bir yazı atmıştım ve bu 4 haftalık yazarlık eğitiminin sonunda bana bir dergi uzatıp bir sayfayı açmamı istedi. Kültür Ajanda dergisinde 2018 Mayıs sayısında o şekilde yazarlığa başladım. Orada 2-3 yıl kadar yazdım. Sonrasında Okul Dergisi, Bayrampaşa'da Şeyh Ali İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezunum. Orada Okul Dergisi, Okul Gazetesi vesaire çıkarttım. Yine bu süreçte Asım Hocam'la tanışmak nasip olmuştu bize. Sonrasında ilk Eyüp'teki dergi fuarında megafonla o fuarın anonsörlüğünü yapmıştım. Maşallah. Hangi yıl? 2019. 2019 yılı. Evet. Pandemi. O fuarda ben de vardım. Ama çok az durdum ya. Eyvallah. Ben çok kalmadım. Mustafa yani. Sevmez öyle şeyleri. Ben o zaman Okul Dergisi'ydim. Mustafa yani. yemek var mıydı mesela o fuarda? Yok abi, çok yemek yoktu. İşte yemek olmadığı için vardı Mustafa abi. Durmuyor orada. Ben çok az kaldım. Yemek saatine gelip gitmiştim. Başka arkadaşlar vardı. Bu arada yemek deyince benim fuarla ilgili yemek anılarım genelde hiç olmuyor abi. Çünkü ben fuarda sabah herkesten daha erken geliyorum. Ve o koşturma içerisinde hiç yemek yemedim. Mesela ben bu en son yaptığım Sirkeci Dergi Fuarı'nda da sabah kahvaltımı çoğunlukla saat 2'de 3'te falan yapabildim. Aynı şekilde Eyüp Dergi Fuarı'nda da Sevda Gazocusu vardı. Ürün yerleştirme oldu ama Sevda Gazocusu'nu severiz. Mustafa çok yapıyor onu. Eyvallah. Sürekli reklam yapıyor. Orada o gazozlar şekerli olduğu için onları içip... Kaliteli şeyi, hakkını teslim etmeli. Evet, kesinlikle lazım. Çok kaliteli. Hem Balat'ta hem Vefa'da şubesi var. Sevda Gazocusu çok iyidir. Yani bu neyse. Kadar da yerleştirme yapmasaydık kardeşim ya. Reklam alalım. Aynen. Programı evet, bundan sonra. Aynen. Bir sen bir uğra da. Olur. Reklam vermese de gazoz versin en azından. Olacak. Aynen bence de. Böyle 100 şişe verse iyi olur. 100 şişe mi? Oğlum adamda zaten 100 şişe vardır. 100 şişe çok para. Çok para ne olacak? Hayırlısı olsun. İsteyenin bir yüzü vermeyin. Neydi o? İsteyenin bir yüzü vermeyin 200 yüzü değil mi? Öyle diyorsan öyle olur bundan sonra abi. Yapacak bir şey yok. Evet abi. Çok doğru söylüyorsun, artı bir. Aynen öyle. Sen biraz daha dinle Mustafa'cığım. Evet, o şekilde öyle bir fuar atmosferi içerisinden geçiyoruz. En son yaptığımız Sirkeci Dergi Fuarı'da Dünya Dergiler Birliği öncülüğünde Sirkeci Tren Garı'nda yapılıyor. Ben de o fuarda abilerimizin Serdar bu işi yapar mısın demesiyle fuarın etkinlik koordinatörü olmuştum. Ve çok da güzel yaptın, Allah razı olsun. Eyvallah. Fuarın öncesindeki 2 hafta boyunca benim bütün günlerim telefonlarla konuşmak ve fuara katılan bütün dergicileri arayıp hangi etkinlik yapacaklarını sormakla ve bunları hiçbir çakışma olmadan planlamakla geçmişti. Ve fuarda da 100'ü aşkın etkinlik yaptık elhamdülillah. Söyleşiler, konserler, Yusuf Gonca Gül abinin konseri de olmuştu. Yine Erhan İdiz abi konuşmuştu
Orada bizim dergimizin yazarlarından. Öyle son derece yoğun, 3-4 gün süren bir dergi fuarımız oluyor. İnşallah bu yıl tekrardan fuarı yapmak nasip olur diyelim. Ve bu fuar esnasında da... Eylül'de olacak herhalde. Zaten. Eylül'de evet, inşallah Eylül. Olacak. İnşallah öyle planlanıyor. Ve işte bu fuar sürecinde de Ender abiyle, Süleyman abiyle, Mustafa abiyle, Mahmut abiyle hasbihal etmek, muhabbet etmek nasip olmuştu. Asıl tanışmamız da onlar fuara geldiğinde ben sabah fuarın bir önceki akşamı mı gelmiştiniz? Evet, akşamı gelmiştim. Fuarın bir önceki akşamı, hatta biz o akşam Murat Ayar abiyle Haksöz dergisinden saat gece 2'de fuar alanından çıkabilmiştik. Fuar hazırlıkları için fuarın bir önceki gecesinde. Ve o gecede Ender abiler fuara geldiklerinde Fortlif'le onların dergilerini taşımıştık. Ve bu vesileyle tanışmıştık. Bir sonraki günde yemekler çok geç gelmişti. O yemek vesilesiyle. Evet. Sürekli sana soruyorduk. Olmuştu. Herkesin bana yemeği sorması. Ve benim olanda devamlı koşmam. Ve sen bizden kaçıyordun. Tamam mı? Yani bekleyemez. Hani şey olarak. Ya nerede kaldı? Ne oldu? Bir de ne oldu? Su yok mu? Yemek yok mu? Hep böyledir yani. Serdar. Kontrolcü diyelim kardeşim ona. Serdar sürekli bizden kaçıyordu artık. Yani görmeyesin diye. Tamam abi. Gelecek inşallah. Peki Serdar'cığım şunu da sormak isterim. Şimdi sen öğrenci dergisi, okul dergisi çıkarttığını söyledin. Şimdi liseli, üniversiteli birçok dinleyenimiz de var. Genelde zaten o kitlelere hitap ediyoruz. Biz de dergiyiz zaten aslında, genç dergisi. Ama şimdi genç dergisidir işte diğer dergiler böyle nasıl diyeyim. Aslında aylık yayın yapan ve hani tırnak içinde Süper Lig'deki dergiler. Evet. Yani, birincilik dergiler. Bir öğrencinin direkt o dergilerde başlaması mı aslında daha iyi? Yoksa böyle işi mutfağında öğreneceği bir dergicilik aslında okula dönüşeceği bir serüvenin olması lisede, üniversitede, ortaokulda, belki ilkokulda bu işe girmesi ona ne katar? Neler kazandırır? Bunu da dinlemiş olalım seni. Evet. Abi sen lisede kız meslekte dikiş dikerken bu adam yazı yazıyordu. Vay be Mustafa, benim kız meslek lisesi okuduğumu bir programda konu yapalım mı ya? Abi hakikaten bunu öğrendikten sonra acaba nasıl konuşabileceğim onu planlamaya çalışıyorum. Yani böyle bir başlıkla insanların kıymetli vakitlerini almasak daha iyi olur diye düşünüyorum. Daha böyle güzel, nezih konular varken onu biz yine arada bir şekilde geçiririz. Bence çok da teşhir etmeyelim. Evet. Sen söyledin. Niye böyle şey söyledin? Evliliğin içinde hani risk olabilir. Yok, hiçbir sıkıntı yok. Ben, öyle mi? Allah'ın izniyle binlerce kızın içinden alnımak çıkmış bir insan. İnşallah. 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 Allah'a bekler. Abdullah buraları kes. Abi bu arada senin bu kurduğun sorunun ikinci kısmıyla ben aynı şekilde düşünüyorum. Yani bu dergiciliğin bir okul olması gerektiğini, ilkokul seviyesinde belki küçük fanzin dediğimiz, fotokopiyle dahi çoğaltabilecek, bir sayfanın arkasına ikiye katlayıp önlü arkalı şekilde yapacağımız, bir A4'e dahi basıp çoğaltabileceğimiz küçük küçük fanzinlerle öğrencilerin, küçük çocukların, belki evlerinde dahi küçük dergiler çıkartarak ailelerin çocuklara yazmayı, çizmeyi ve hayatı yazmak merkezli anlamlandırması için her türlü destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok açıdan da bizim insanların ve bizlerin düşünceleri yazarak sistematik haline gelir. Ve bilgimizin, ilmin kıyamül ilmi bil kalem diye bir İslam düşüncesinde kayda vardır. Orada da yani bizim ilmimizin ve bilgimizin ayakta duruşu, sabit oluşu da yazıyla olur. Yani bunun için yazmak birçok merkezden hayatımızı toparlayacak, derleyecek ve bizim kafamızda büyüttüğümüz çok büyük meseleleri aslında yazdığımızda yarım A4 kağıdını dahi doldurmayacak meseleler olduğunu bize gösterecek bir araç olabilir birçok açıdan yazı. Ve bu bağlamda da bir dergi çıkartmak. Mesela açıkçası benim için bazı zamanlar bir kitap okumaktansa dergi okumak çok daha iyi gelebiliyor. Çünkü kitapta bir meseleyi uzun uzun irdeleye 200-300 sayfayla anlattığında ben o meseleyi aslında o kadar bilmeme gerek olmayabilir o meseleyi. Ancak bir dergiyi okuduğumda o derginin o ayki kapağında hangi mesele varsa, ateizm, din dili, gençlik gibi belli meseleler varsa o meselelere dair okumam gereken, bilmem gereken ve Müslüman olmamız hasebiyle de bütün toplumun nabzını tutmamız da icap eder diye düşünüyorum. Hem toplumun nabzını yakalayabileceğimiz bir yer olması hasebiyle bütün dergiler önemlidir diye düşünüyorum. Evet. Şöyle ben de seninle aynı fikirdeyim. Dergi, bir de derginin mutfağında olmanın şöyle de bir avantajı var. Dergiyi okurken de seçici oluyorsun. Evet. Mesela araştırmalar neticesinde, bizim de yaptığımız araştırmalar neticesinde, yani bir derginin %30'u, %40'ı, %50'si okunursa maksimum bir seviye aslında. Evet.
Yani bir okur aldığı zaman onun sadece %30'unu %40'ını okuyor. İlgisini çeken kendi yazıları. Çünkü Ender abi mesela sadece kendi yazılarına bakıyor. Sana kapatıyor dergiyi. Okumuyor bir daha. Şimdi %30'luk %40'lık bölüm okunması demek. Yani bu da zaten yine işin mutfağında pratik bilgiler gerektirir. Yani işte güzel başlık ya da yazarın kimliği okutur kendini. Ya da röportajın kalitesi falan. Ama şimdi işin mutfağındaysan o derginin %100'ünü okumak zorundasın. Aynen. Çünkü tahsil boyutu var, işte hazırlık boyutu var, tasarım boyutu var. Hepsinde vakıf olmaz. Hatta belki 2-3 kere okumak gerekiyor. Evet. Çoğunlukla. Bir de şimdi bir dergide senin ilgini çeken %30'luk, %40'lık bölüm olmasına rağmen %100'ünü okumak demek yeni aslında maceralara yelken açmak demek. Aynen öyle. Yani hiç aslında yani hiç okumayacağın, hiç ilgilenmeyeceğin konular el işinden tut işte ne bileyim futbol maçına işte bir yolculuktan Amerika'daki bir okulun hatırasına kadar. Evet. Yani hiç ilgini çekmeyecek konuları dahi okumak zorunda kalıyorsun. O ama zorunluluk sana çok güzel şeyler katıyor. Aynen. Bu da derginin aslında çok kıymetli bir yönü. Yani mutfakta olmanın avantajı. O anlamda yani girebiliyorlarsa mutfağa girsinler. Giremiyorlarsa dediğin gibi kendileri mutfak oluştursunlar. Fanzin bu anlamda önemli. Fanzinin ne olduğunu da bir açabilirsek aslında evet, belki tabii bilmeyen yani. Vardır. Fanzin bizim bu gördüğümüz birincilik, ikincilik, PTT liglerinde çıkan hem gençlik dergileri hem normal dergilerden daha küçük. Ve şu anda kağıt fiyatları falan da çok arttı. Öğrencilerin maddi açıdan daha kolay çıkartabilecekleri bir A4 kağıdına fotokopi makinesiyle dahi bastırıp istedikleri yerlere dağıtabilecekleri, bilgisayarda dahi tasarlamalarına gerek yok. Elleriyle yazıp dahi çoğaltabilirler. Ama mesele yazıyı, yazmayı ve insanlara bir takım bir şeyleri anlatmayı yaymak olduğu için bu amaca hizmet eden en küçük merkezlerden birisi diyebilirim. Peki hukuki durum falan nasıl oluyor? Yani çoğaltma vesaire falan. Dedin ya şimdi fotokopi dedin. Evet. Yani bir hani sıkıntı oluşturmasın. Yok parayla zaten satılmıyor mu? Satılmadığı için. Ya da parayla şey hani gençler siz alın bunu gibi bir evet, para olur. Yani hani aslında bir kendince belki bir yazdığın bir şeyi çıkartıyorsun. Aynen yani, öyle. Aynen öyle. Bu alanda Esenler Belediyesi'nin dergicilik okulu vardı ve Eyüp Fuarı'nda çok küçük çocuklar, ilkokul, ortaokul çocuklarının çıkarttığı çok güzel fanzinler vardı. Esenler bu da... Belediyesi ile Genç Derneği'nin bu arada. Biz de vardık onu. Eyvallah. Biz yaptık biz. O zamanlar Genç Derneği'ne o kadar muhatap olmadığım için sizin isminizi eğitimcilerinden birisi bendim. Maşallah. Özür diliyorum bunu unuttuğum için. Bunu bilmediğim için. Estağfurullah. Özür diliyorum. Yazıyla ilgili şunu da aklıma geldi sen konuştukça. Şimdi yazmak psikolojik bir terapi aslında. Evet. Bu zaten bilimsel olarak da söyleniyor. Yani yazdıkça kendini yeniliyorsun. Psikolojik olarak yenileniyorsun. Bununla ilgili bunu destekleyen Fatih Duman abiden çok kıymetli bir bölüm okumuştum. Fatih Duman diyor ki yazmak konuşmaktan değil susmaktan bir cüzdür diyor. Bu da beni çok etkilemişti. Yani işte sustuğun kısmı aslında yazıya döküyorsun. Yani içinde biriktirdiğini yazıya döküyorsun. Evet. Bu da psikolojik bir rahatlama aslında. Evet. O anlamda yazı ilkokul, ortaokul çağlarından başlayarak aslında günlüklerle, işte notlarla, hatıralarla mutlaka demlenmesi gereken bir serüven. Ki insan bir rahatlasın yani. Hani yazdıkça rahatlıyorsun gerçekten. Bir de yazmamız lazım. Yani hani kötülük dediğimiz o karanlık kısım sürekli bir şey üretiyor. Sürekli yazıyor. Biz de iyilerin durmaması lazım yani. Aynen sürekli öyle. Bir şeyler üretmemiz aynen. lazım. Evet. Rabbim inşallah hayır namına hem konuştursun hem yazdırsın. Amin. Sen günlük dediğinde aklıma Asım Gültekin Hoca'nın bir tavsiyesi geldi. Hı-hı. Asım Gültekin Hoca çevresindekilere devamlı günlük yazmalarını ama günlükte işte bugün şuraya gittim, evet. Şu yemeği yedim gibi değil. Bugün şöyle bir olayla karşılaştım ve bu olaya karşı galiba şöyle düşünüyorum gibi zihninizdeki şeyleri ortaya dökeceğiniz bir günlük yazmayı tavsiye fikir ediyorum. Fikir de üretiliyor. Evet yani. Evet. Ve hatta Asım Hoca kendisinden işte ben bu günlükte yazdığım yazıları bazen bir gazeteden bir yerden yazı istediklerinde toparlayıp çok fazla gönderdiğim oluyor demişti. Ayrıca fanzin meselesiyle ilgili Yılmaz Erdoğan'ın Kelebeğin Rüyası filminde şöyle bir replik geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel bir film. Çok çok iyi bir film. Hatta ben o filmin senaryosunu da alıp okumuştum yani kitabını. O çok iyi bir film. Orada şöyle bir sahne geçiyor yani. Şiiri bir dergide yayınlanmayan her şair bir dergi çıkartmak ister diyor. Şiiri yayınlanmayan her şair dergi çıkarmak ister. Aslında belki bizim liselerin ve gençlik dergicilerinde en temel çıkış noktalarından birisi budur yani. Hiç kimse bir dergimizi, bir yazımızı bir dergide yayınlamazsa biz de yeni bir dergi çıkartabiliriz meselesidir. Hatta ben burada bir itirafta bulunmuş olayım. Ben geçen yıl bir sürecinde acaba Genç Dergisi'ne internetten yazı yollasam diye düşünmüştüm ama yollamamıştım. Yani o anda zihnim o kadar iyi toparlayamadığım için ve etimoloji meselesini çalışıyordum ama çok üstüne düşemediğim için bırakmıştım. Şimdi elhamdülillah sizinle burada aynı masada oturmak Allah nasip etti. Oturmayı Allah nasip etti. Hamdolsun. Allah razı olsun. Filmi de tavsiye etmiş olduk. Ben gideyim mi?
bu bölümde. Ya sen, evet ya bu bölümde kardeşim, hiç Mustafa Tuncay abiyle konuşamadık. Abi nasılsınız? Yemek yok ya. Abi kanki. Nasılsınız? Şey Serdar, sevdiğin yemekleri anlatır mısın kanki? Abi sevdiğim çok yemekler var. Evet. Ben Arap yemeklerini severim. Tamam. Abi. Tamam zaten... bu kadarı yeterli Mustafa için. Mustafa'cığım Arap yemekleri hakkında ne düşünüyorsun? Abi bu Fatih'te Suriyeli ve Yemenlilerin lokantaları var. Evet. Efsane ya. Bir de çok cömert adamlar. Ben buradan bir tavsiyede bulmuş olayım. Herkes şavurma falan yer. Arapların İmparator adında bir tatlısı var abi. Ha. Bir tane büyük bardak. İçine meyve ve Nutella boşaltıyorlar. Ve çok başarılı bir tatlı. Çok uzun bir kaşıkla yiyorsunuz. Onu tavsiye ederim. Bugün ona. Ben çok merak ettim. Fatih. Nerede? Fatih'te mi var? Fatih'te yapan yerler var. Fatih'te neresinde? Fatih Camisi'nin arka kapısından çıkınca oradaki lokantaları mı şöyle yapıyor? Oradaki zaten hepsi var. Vay be. Tamam bunu deneyeceğim inşallah. Abi bu program çok zengin. Abdullah. Artık başlık ne bulursun bilmiyorum ama filmi önerdik, tatlı önerdik. Abi daha ne yapalım? Kitap olarak da Asım Hoca'nın yeni bir kitabı çıktı izleyicilikten. Bir şeyin vadisinde, tamam, etimolojinin zaman, vadisinde zaman, bir dil bilimcinin bak, yazıları. O zaman bir yazı. Bu kitabı bize Ender abi hediye etsin ikimize. Ve ben de var sana hediye etsin ve benim hakkımı da bir kardeş hediye ederim. Tamam o zaman. Niye ben hediye ediyorum ya? Ender abinin. Ne oldu şimdi ya? Biz gönlünü her zaman hediye edebilir şekilde bildiğimiz için. O zaman Abdullah Koçak bize hediye etsin. Onun sesi çıkamaz şu anda. Abdullah Koçak. Bir hediye etmemiz lazım. Ne alaka abi? O adama. O adam senin burada kahrını çekiyor. Burada yalan yanlış şeyler konuşuyorsun. Onu silmekle uğraşıyor ondan sonra. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an Mustafa'yı konuşturmak için konuyu saçma bir yere getirdik. Evet evet. Tamam Mustafa'cığım sen konuştun artık. Bu program aynen. Tamam. Bana müsaade Serdar. Allah emanet ol. Allah emanet ol. Dergilere dikkat edin. Bu maliyetler karşısında ezilmesinler. Aynen öyle. Yani ben de bunu söyleyeyim. Aslında Ender abi bana diyor ya hani açmadı falan ama... Yani burada iki tane derginin reklam müdürü oturuyor karşısında. Onu da bilmiyor. Evet. Yani unutuyor sürekli. Ona göre. Ona göre yani aynen. Yani Mustafa'ya. İki derginin de reklam müdürü Mustafa'da var yani. Mustafa'da şöyle komik bir hatıramız var. Her ay ben Mustafa'ya ay başlarında dergi nerede Mustafa ne zaman geliyor filan derim. Yani şimdi Erkam'da basılıyor bizim hı-hı. Genç dergisi. Evet. Yani matbaa dergisi. Hani zaten. Matbaa da. Ama bizim işte ana merkeze geliş süreci, kargo süreci filan oluyor. Neyse Mustafa'ya sorarım sürekli nerede dergi. Abi ben bu derginin reklam müdürüyüm. Kargocusu değilim diyor her seferinde. Öyle değil. Sonra, abi. Öyle abi kesinlikle haklısın. Ben kargocu muyum? Yani kargocu olsam sor. Aynen öyle. Yani şey değil. Adam değil mi? Kargoyu alan başka arkadaş. Ona mesaj geliyor. Ona hani geliyor dergiden gelip gelmeyeceği. O diyor ki bugün gelecek diyor. Mesaj geldi diyor. Bugün akşama gelir abi diyor mesela. Evet. O da geliyor bana soruyor. Bana ne SMS geliyor ne bir şey geliyor. Aynen öyle. Ben nereden bileyim derginin ne zaman geleceğini. Haklısın abi. Kesinlikle haklısın. Serdar bir de bir soru daha sormak istiyorum sana. Buyurun. Farklı bir konu ama. Buyurun. Şimdi sen ilahiyat okuyorsun. Evet abi Marmara İlahiyat. Marmara İlahiyat. Birinci sınıf. Evet abi. Allah bahtını açık etsin kardeşim. Aynen. Şimdi şöyle bizim en çok aslında ilgini çeken dosyamız herhalde senin din dili dosyası evet, oldu. Evet doğru. Çok ilgini çekti. Doğrudur. Çok konuştuk üzerine. Evet. Yani niye bu ilgini çekti? Din dilini ülkemizde nasıl buluyorsun? Ne gibi sorunlar var? Ne gibi sorunlar vardan öte aslında sorun konuşmaktan da öte. Yani sen bir ilahiyat öğrencisi olarak bir genç olarak nasıl bir din dili bekliyorsun? Yani din dili bekliyorsun belki doğru bir soru değil. Yani dinimizin hakikati belli. Kur'an'ımız belli, sünnetimiz belli. Ama mevzu şu. Yani sana sunuşta seni rahatsız eden durumlar neler? Gençleri iten durumlar neler? Abi şöyle ben Türkiye'deki din dili meselesinin çok daha büyük çaplı bir sorun olduğunu düşünüyorum yani açıkçası. Bu problemin de Türkiye'deki siyaset dili, kültür dili, medya dili birçok ülkedeki en üst kademeden en alt kademeye kadar yayılan bir nefret, öfke ve kutuplaştırıcı bu dilin din diline de yansıdığını çok net bir şekilde görüyorum. Yani şu hoca dinlenir mi diye büyük başlıkların atılıp büyük kitlelerin harekete geçirildiği ve belki de geçirilmek istendiği olaylarla çokça karşılaşıyoruz. Ve belki de bu son bir yıllık süreçte. Bu bağlamda din dilinin insanları hakikate çağıran ve Hazreti Musa'ya Kur'an'ın verdiği tavsiye olarak Firavun'a dahi konuşurken yumuşakça konuşmanın da Firavun'a bile konuşurken yumuşakça konuşmanın gerektiği bir durumda biz bir Müslüman'a konuştuğumuzu unuturcasına çoğunlukla hareket ediyoruz maalesef. Ben Türkiye'de din dilinde böyle büyük bir sorun görüyorum yani. İnsanları kutuplaştırıcı. Allah cennete birisini alınca oradan birisini çıkartması gerekmiyor yani. Allah'ın mülkü sınırsız olduğu için sanki bunu yeniden kontajan bir hatırlamamız yani. Gerekiyor yani. Aynen öyle cennetin kontenjanı yok yani. Cennetin kontenjanı yok. Onun için birazcık daha yumuşak, birazcık daha samimi, insanları hakka hakikate çağırdığımızı unutmadan bu yolun hiçbirimize bağlı olduğunu düşünmeden hareket etmemiz gerek diye düşünüyorum. Eğer ki bu din adına en net şeyleri söyleyebilecek kişi ve belki de bizim hiçbir hakkında şüphe taşımaksızın arkasından yürüyeceğimiz kişi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam
şu anda Medine'de medfun. Herkesin bunun şuuruyla hareket etmesi gerektiğinin, zorunluluk olması gerektiğine inanıyorum. Evet. Böyle zor meseleler olduğu için ben de konuşurken aynı zamanda kafamda cümleleri toparlamaya çalışıyorum. Onun için çok güzel oldu ama. Çok güzel laf ettin delikanlı. Yurt dışına gittin mi hiç? Abi gitmedim. İnşallah giderim. Mustafa diye dua ediyorum. Mustafa götürmüyor mu seni? Abi bu yıl bize bu gelen yurt dışı teklif mesajları akşam 6'da gelip akşam 10'a kadar cevap istendiği için ve pasaportu olmayanlar da gidemediği için abi. Aşım var mıydı? Aşım vardı. İnşallah seneye bir vesileyle. Biz de bu arada Ender Ekim'le Afganistan'da olacağız. Herhalde birkaç gün sonra gideriz. Öyle değil mi? Yakın bir zamanda. İnşallah bayram harifesinde. Yani gideceğiz. Birkaç gün sonra herhalde yola çıkacağız. İnşallah. Düşünüyoruz bakalım. Bir Afganistan programı yaparız. Hakkınızı helal edin. Tamam. Helal olsun abi. Gidip de dönememek var. Yani ne olur ne olmaz. Abi aynı şey Beylikdüzü için de geçerli yani. Yani Ender abi çok korkuyor. Ben diyorum ki rahat ol, hatta daha uzun kalalım. Abi kesinlikle çok daha rahat olmak lazım. Yani gezerim orada 10 gün takılalım. Hatta abi senin sakalların da uzun. Onu sıkıntı etmiyor. İşleri de yapalım diyor. Korkuyor biraz. Abi en nihayetinde yeryüzünün mülkü Allah'ın. Mustafa. Yani, Afganistan'da bir bakalım ne var ne yok. Aynen. Mustafa bir şey söyleyeceğim. Vlog yok abi hiç. YouTube'a baktım. Afganistan'a gitmiş olanlardan filan bir şeyler izleyeyim diye. Hiç yok. Biz çekelim mi? Kendi iş buldu işte. İşte bu. Vlog çekince orada daha uzun süre kalmak gerekir. Çarşıların özel yerlerini gezmek orada gerekir. Orada kalalım ya. Bak sen bana güven. Bir tane Kaleşnikov alırız oradan ince hemen. Onda takılırız yani. Korkma abi. Ne olacak? O zaman buradan da bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etmiş olalım herhalde bu bayram dönünce. Öyle mi olacak? Biz biraz daha var zamanımız ama hayırlısı olsun. Inşallah. Hayırlısı olsun. Cenab-ı Hak her şeyin hayırlısını versin. Yine de ümmetin bütün bayramları mübarek olsun. Allah razı olsun Serdar. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Güzel ben teşekkür ediyorum. Muhabbet oldu. Birisi size canı gönülden, ciğerden Allah razı olsun der. Allah razı oluverir. Dünyada, ahirette mevzu tamam olur. Mustafa'cığım çok konuşmadın ama teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yani tabii ben bir derginin reklam müdürü olduğum için ister istemez ciddi bir ağırlığım oluyor. Evet. Abi Mustafa en çok programı kapatırken konuşuyor. Mektep. Bir türlü kapatamıyorum. Okuldur falan bunlar tabii ki de çok önemli ama Ender abi bana gerektiği yerde. Sonuçta bir dergin çıkması için para lazım. Tabii abi. Ki yani aslında ben onu diyorum ki yani ben olmasam bu dergide sen yazamazsın diyorum. Doğru. Hani, kısmen haklı. O da hani hadi oradan ya falan yapıyor. Göreceğiz bakalım. Ama Ender abinin içindeki yazma aşkı bir dergi bulamasa duvarlara yazar abi. Vay be. Öyle yazıyor. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Duvar değil var ya kıyafetlerine bile yazar. Bu adam. Maşallah. Her yere yazar. Mustafa bir dolma kalem hediye et falan. Yok ya yapamayacağım şeyleri söylemem. Geçen 2-3 hafta önce bir yerdeydik. Adam işte cebinde kalem varmış. Adamın cebindeki kalemi görmüş. O kalem diyor kaç para senin haberin var mı diyor. Cumhurbaşkanımızın da en çok sevdiği markaymış o marka. İnternetten kaleme baktı 7500 lira. Doğum gününde bizden onu istiyor arkadaş. Montblanc. Kendisi bana ne aldı diye sorsak. Ne aldı abi? Hiçbir şey almadı. Ooo çok kritik. Aldık ya pasta aldık. Hiçbir şey almadı. Pasta kim aldı onu? Kendi almadı ki. Sonuçta organize ettik kardeşim. Tamam, organize de ne var? Ben de alırım organize ederim. Buradan da bana dolma kalem hediye etmek isteyenlere bir duyurumuz olsun. Belki programa sponsor olmak isterler abi. Belki o yüzden. Ben de alabilirim. 7500 lira olmasa daha abi ucuz kalemede de talimlerim. Telefonum çok eski. Ben de telefon isteyeyim o zaman. Kamerası çalışmıyor. Donuyor. Konuşurken takılıyor öyle. Olur abi. O zaman. Ben de onu isteyeyim yani. Çünkü yok telefonum yok. Tuşluya geçeceğim yakında. Mustafa'cığım programı kapatmam lazım canım. Hadi kapat. Evet, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya tekrar Genç Podcast'te Kafa Açan Muhabbetler'de görüşmek duasıyla. Allah'a emanet olun. Evet, selamünaleyküm. Genç Derneği Podcast kanalında Kafa Açan Muhabbetler'e hepiniz hoş geldiniz. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun inşallah. Abi nasıl bir şey çıktı hiç bilmiyorum. Çok karışık oldu. Güzel oldu.